Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şu alttaki şeyleri bu arada sırf yani böyle video yaparken şey yapmasın diye kabul ediyorum. Yoksa o kadar gıcık ediyorlar ki beni. Shiba üzerine konuşacağız. Shiba'da yakımlar gerçekleşiyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve bunların üzerinde özellikle son biliyorsunuz Kusama tarafından daha doğrusu başka bir geliştirici tarafından Kusama'nın da şeyiyle öne gelmesiyle bir haber gerçekleşti vesaire derken önceki videoda da ondan bahsetmiştik. Burada da yakımlar üzerine konuşacağız. Bakalım ne var ne yok. 24 saat içinde diyor 13,8 milyon SHIB yakımı gerçekleşti. Shiba Inu topluluğu son 24 saat içinde 5 ayrı işlemle toplam 13 milyon 816 bin 880 adet SHIB yakımı gerçekleştirdi. Şimdi toplama baktığımızda tabii iyi bir yakım gerçekleşiyor. Boğa sezonu skalasında mı? Tabii değil. Ama genel itibariyle ayı skalasında da değil. Yani ayının da ötesinde biliyorsunuz böyle bir ayı skalası yaptığımızda ortalama dediğimiz zaman ne kadar yanar? Yani yanardı diyeyim daha doğrusu. Günde 1 milyon yanardı. Tabii ki henüz altcoin sezonu da açılmadı. Bu da bir gerçek. O yüzden hala piyasa çok şey akümülatif geçtiğini de belirtmek gerekiyor. Özellikle bu sezon ben videolarda hatırlatmaya çalışıyorum. Şu anki dönemeçlerde, şu anki zaman dilimlerinde yatırımcı bakınız, son fırsatlarınız, emin olun son fırsatlarınız, son fırsatlarınız tekrar söylüyorum bak tamam mı? Şimdi yarın öbür gün ne olacağını bilmesem bu kadar ısrar etmeyeceğim. Ama son fırsatlarınız bak bundan aylar sonra video çekerken diyeceğim ki bak girmeyin yani artık şişti girmeyin diyeceğim tamam mı? Bunu söyleyeceğim. O yüzden son fırsatlarınız. Yarın öbür gün bu fiyatlar sadece Shiba için söylemiyorum. Altcoin'lerin hemen hemen çoğunda işte buna ben AVAX'ı da koyarım. XRP'yi de koyarım vesaire. Tamam mı? Ya yarın öbür gün bundan aylar sonra baktığımızda yani girmeyin diyeceğim. Bunu da açık açık söyleyeceğim. Almayın bu fiyatlardan diyeceğim. Fakat şu anda durum bu şekilde değil. Bakın sezon açıldı açılacak emin olun. Fed tarafı duraklamaya ha gitti ha gidiyor. En son çıkardılar da zaten maddeyi. O yüzden şu an bunu söylemek lazım. Piyasada tam yeri ve sırasıdır. Hele ki doğru altcoin'lere oynuyorsanız tam yeri ve sırasıdır. Ararsınız bu fiyatları tamam mı? Ararsınız yani. Nerede hey gidi 5.088 dersiniz. O yüzden dediğim gibi. Onu da söyleyeyim yani. Shiba'nın topluluğu son 24 saat içinde 5 ayrı işlemle toplam 13 milyon 816 bin 880 adet SHIB yakımı gerçekleştirdi. Evet. SHIB Superstore diyor. Günün en büyük SHIB yakımını gerçekleştirerek ön plana çıktı. Ya böyle tabii SHIB coin yakan farklı farklı platformlar var. Bağlantılı olan doğrudan bağlantısız olan var. Bunu gerçekleştiriyorlar. Bunlar öyle ahım şahım yakımlar değil ama belli bir noktaya kadar iş görüyor tabii ki. Ne kadar yakarlarsa o kadar iyi. Ekibin sırtından bir maliyet yükü alırlar. Onlar da vaktiyle daha fazla, vakti geldiğinde manuel yakım zamanında daha fazla yakabilirler sonuç olarak. O yüzden her bir tanesi de kıymetlidir yani. Önde gelen Shiba'nın topluluğu liderliğindeki yakma projesi bu yazının yazıldığı andan sadece 3 saat önce gerçekleşen tek bir işlemde 10,45 milyon SHIB yaktı. Mağaza ayrıca haftalık yak ve kazan programının bir parçası olarak topluluk için 10,4 milyon SHIB'lik ödül açıkladı. Tabii geçtiğimiz vakitlerde yine benzer bir uygulama daha çıktı ortaya. Biliyorsunuz NFT satışlarından %2'lik bir SHIB coin yakımı gibi bir hareket çıktı. Bunlar da önemli. Çünkü boğa sezonunda NFT satışları da çok fazla artar. Ki Shiba'nın özellikle NFT satışları piyasada çok meşhurdur. Mesela NFT satışıyla bu kadar
ATH'e giden başka bir coin oldu mu diye düşünüyorum. Belki de vardır, hani ben hatırlamıyorumdur ama hatırlamıyorum yani, hiç değilse kesin yok demeyeyim ama istisnai bir durum olduğunu söyleyebilirim. Böyle tabi Bugatti ile yaptıkları hareket, bakın 4 dakikada adamlar ellerindeki bütün NFT'leri bitirdiler. Maalesef farklı projelerde böyle olmuyor. Shiba bu konuda çok çok iyi. Farklı projelerde NFT satmaya çalışıyorlar. NFT'ler ellerinde kalıyor. Tamam mı? Adamlar lansman yapıyor. Bilmem kaç tane NFT çıkarmışlar. NFT ellerinde kalıyor. Satamıyor adamlar NFT'leri falan tarzı böyle sıkıntılı maalesef işlerle karşı karşıya kalıyorlar. Yakma işlemleri Shiba'nın benimsenmesini artırıyor. En büyük yakma işlemi genel SHIB yakma oranının geçtiğimiz güne kıyasla %131,51 oranındaki hafif bir artış göstermesine neden oldu. 4,53 milyon SHIB 5 farklı işlemle kullanılmayan cüzdana aktarıldı. Ya tabii bu artışlar hani neye göre biraz da şey yani spekülasyona açık. %131,51 daha fazla yaktı. Yarın bu oran düşer, öteki gün artar, tamam mı? Topluk geçtiğimiz hafta içinde 19 ayrı işlemle 3,98 milyar şip yakımı gerçekleştirdi. Bunu konuşmuştuk ya, bu çok ciddi bir yakım oldu tabii. Mesela zaten bunun 2 milyarı bir geldi. 1,7 milyarı bir geldi. Ne yaptı zaten sana etti 3,7 milyar yani. Bir tanesi kuvvetle muhtemel yine ekip yaktı. Ötekini dolaylı olarak ekip yaktı. Hani yapılacak bir ödemeyi Shipcoin yakımına bağladılar falan tarzında durumlar oldu, tamam mı? Gerçekleştirilen yakma işlemleriyle birlikte Shiba'nın ana akım benimsenmesi hızla ivme kazanmaya devam ediyor. Bu benimsenme Binance Pay'in internetteki web sitelerinin %40'ından fazlasının Shiba'yı bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesini sağlayan WooCommerce eklentisinin piyasaya sürmesiyle son zamanlarda önemli destek. Ya bu zaten çok başka bir olaydı ya. Dün konuştuk bununla alakalı. Bu çok başka bir olay yani. Çok da sağlam bir olay. Binance Pay zaten Binance piyasada çok biliyorsunuz şu an aktif. Shipcoin'i de çok desteklerler. Binance üyesinin tuttuğu Shipcoin miktarını mı söyleyeyim? Binance Pay'in yine en son WooCommerce'la yaptığı olay yani başkaydı diyorum ya, çok iyi bir olaydı ve ben çok memnun oldum yani bu durumdan. Ki dediğim gibi bu da uzun vadede Shipcoin'in kullanımlarını büyük ölçüde arttıracaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.